gerizekalı. Maalesef Funda Hanım'ı kaybettik. İskender Büyü'ye ben bunu söyleyemem. Siz söyleyin avukat bey. Ne çabuk tahliye yazımız geldi avukatım. Onun için gelmedim efendim. Ben çıkayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ne oldu? Yerleşebildiniz mi efendim? Müdür bey durumunuzla bizzat ilgilendiğini söyledi. Sağ olsun. Yemeğinizin diyabetik olmasını söyledik. Belki bugün biraz sıkıntı olur ama... Avukat, beni burada uzun tutmak için değil, çabuk çıkarmak için varsın. O konuyla ilgili endişeniz olmasın. Şekeriniz nasıl? Reviri ziyaret edip baktırsaydınız. Şekerimi sormak için mi buraya geldin? Avukat mısın, doktor musun bey adam? Efendim, üzücü bir gelişme oldu. Ne oldu? Söylemesi çok güç. Maalesef Funda Hanım'ı kaybettik. Ne? Ne demek kaybettik? Evinize yapılan saldırıda öldürüldü. Kim öldürdü? Usta kız ateş etmiş. Kazım da ateş edenin kız olduğunu fark etmemiş, sıkmış. Kim size oraya gidin dedi? İhbar gelmiş usta. İskender burada oturuyor diye. Kim ihbar etmiş? Ben ne bileyim usta. Kimin söylediğini bilmediğin yere ne diye gidiyorsun Memati? Usta neticede yer doğru çıktı. Memati, İskender değil, kızı öldü. Usta öldüyse öldü, ne yapalım? İlk defa mı biri ölüyor? Sen ne diyorsun Memati? Usta, ben de üzüldüm ama kaza işte. Ben İskender'e söz verdim. Kızım ben ölmeden ölmeyecek diye. Sen gidip kızı öldürdün. İskender'e söz vermek ne demek usta? En büyük düşmanımıza. İskender geldi dedi ki, kızım sana emanet. Ben sana yeri söyleyeceğim. Sen gelip beni, Felleri, İsrailli, Davut'u, Turan'ı, kimi istiyorsan onu öldüreceksin. Usta inanma o şerefsize. Şerefsiz merefsiz. Adama bir söz verdim. Sözünü yiyen şerefsiz değil de nedir? Usta, senin bir sözün olduğunu bilseydik oraya gitmezdik. Sana bu ayrılıktan vazgeç dedim. Sen düştün devletçilik oynamanın peşine. Oyuncak mı bu devlet oyunu oynuyorsun? Usta, götür beni İskender'e teslim et, kafama sıksın, intikamını alsın. O da kurtulsun, sen de kurtul. Neticede Abdülay da gitti, kayınpederini vurdu. Bilerek mi vurdu usta? Ben demiyorum ki Kazım iyi bir şey yaptı. Ama olan oldu bir kere. Hmm.
Emir ve talimatlarınız nedir efendim? Bilmediğin başka bir şey var mı? Yok usta. Bundan sonra devlet işlerinden vazgeçeceksin. Devleti sahipsiz mi bırakalım usta? Tamam usta. Tamam. Vazgeçtim. Bitti gitti. Usta aslında bir şey daha var ama... Onu da söylersem Ali Memati yetim kalabilir. Söyle Memati, söyle. Ben Ali Memati'ye bakarım, sen söyle. Bir ihbar daha geldi usta. Aslında buna sevinebilirsin de. Örgütün içinde bir şerefsiz varmış. Siyasi kanatta. Sıtkı bir şey, ney? Kızıltaş. Ha o. Çocukların beynini yıkıyormuş. Tabii otomatikman beynini dağıttık. Sıtkı Kızıltaş'ı mı öldürdün Memati? Evet. Memati bu adam ihtiyarların örgüte yerleştirdiği adamdı, biliyor musun? Hadi canım. Ne diye insanların kafasına sıkıyorsun Memati? Usta ters yüz konuşuyordu. Ben adamı konuşturuyordum. Kazım bir lafımı yanlış anladı. Türkçesi kıt biliyorsun. Sıkmış bulundu. Usta bir şey yapacaksan bana yap. Bak yazdım sıkmış haber. Sinek öldürmeyeceksin sinek. Benden habersiz sinek öldürmeyeceksin. Tamam dediysek tamam usta. Başınız sağ olsun. Alper'le konuş. İskender cezaevinden çıkmasın. Nasıl çıkacak ki usta? Çıkacağım dedi bana. Nasıl çıkacaksa öyle çıkmasın. Bana bir şey diyor musunuz? Yok. Haberleşiriz ortak. Özür dilerim abi. Kazım bu kadar adamı gerçekten yanlışlıkla mı öldürdün? Yoksa biri sana bunu yapmanı mı söyledi? Yanlışlıkla oldu abi. Aşırı stresten yaptım abi. Silahını ver. Bunu da Alper'e ver.
Beni bekleyin. Funda'yı çok sevmiştim baba. Çok gençmiş. İskender'in görünmeyen bütün iyi tarafları ondaydı. Sanki sempatik hallerini kızına bırakmış. Bütün kötülükleri de kendine almış. Bir gün İskender için üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. O kadar insanın canını yaktı ki. Artık eminim can yanmasının ne demek olduğunu anlayacak. Seni kaybedeceğime, biricik kızımı kaybedeceğime, bin kere ölmeyi tercih ederim. İskender Bey'in içeriden çıkmasını niye bekledik dayı? Memati zaten ölmeyi hak ediydi. Şimdi misli misli hak ediydi. Gelsin cenaze sahibi intikamına karar versin. Bizim alacağımız gene bizim alacağımız. İskender'in alacağı, İskender'in alacağı. Bu alemde kadın öldürmek nereden çıktı? Hiç anlamayayım. Bir de dedin ki Memati racon bilir. Daha kadına kıza silah doğrultulmayacağını bilmiyor. Kendi kadınına doğrulsa anlarım. Hasmının kadınına silah doğrulsa... O adama adam denmez ki. Yani desin ki Memati adam değil. Memati adam da. O yanındaki adam olmayan adam kim? Ben onu merak edeyim. Uf dayı. Herif sana neler yaptı? Sen daha ona toz kondurma. Sanki çantasını alıp yerlerde süründürdüğün kadınlar kadın değil. Zırto. Duydun mu? Duydun mu? Duydum. Kötü olmuş. Olmuş da ölmüşe çare yok. Kazım yanlış yaptı. İskender'e karşı bir nefret vardı. Adamı bu hareket mazlum yaptı. O kadar da değil Alper. Mazlum kim, İskender kim? Her neyse, İskender ustaya kısa zamanda cezaevinden çıkacağım demiş. Bana kalsa hemen çıksın, onun kafasına da ben sıkayım. Ama usta istemiyor. Alper'e söyle, İskender'i tutabildiği kadar içeride tutsun diyor. Tutarız. Sıtkı'yı sen mi aldırdın? Ben değil, Memati. Derhal bıraksın. Bırakamaz. Ne demek bırakamaz? İçeride adamımız var diyorum. Senin temasa geçmen bile tehlikeli diyorum. Sen bana adamım bırakamaz diyorsun. Bırakamaz çünkü öldü. Ne demek öldü? Öldü. Öldürüldü. Polat Alemdar. Adamını kullanıyorlar. Ve bu onun yanına kalmaz. Kullanan Ünsal. İskender'in kızını öldürmesini de mi Ünsal söylemiş? Hayır. O konu yanlışlıkla olmuş. Memati yanlışlıkla seni de vurmasın.
Memati bundan sonra yanlış hiçbir şey yapmayacak. Sıtkı ile kimin üstünden temas kuruyordunuz? Memduh Güldağ isimli biri var. Bölge halkı onu çok sevdiği için Baba Memduh diyorlar. Nerede yaşıyor? Hem İstanbul'da hem Van'da dükkanları var. Daha çok İstanbul'da. Sizin adamınız mı yani? Bağlantısız mı? Hiç kimsenin adamı değil. Dürüst, namuslu. Halkını, hakkını seven bir adam. Eğer Sıtkı'yı ortadan kaldırttılarsa bu Baba Memduh dediğiniz adam da tehlikededir. Belli ki yeni gelenler imzalarını atıyorlar. İstihbaratlar arasındaki koordinasyonsuzluk, özellikle de Ünsal'ın görevde olması işleri içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. Sen Memati'yi kontrol et, ben Ünsal'ın yerine düzgün birini getiririm. Anladım. Evet. Ben seni sonra ararım. Efendim, gerekli temasları yaptım. Ama gelecek duruşmaya kadar bir sonuç almamız mümkün değil. Ancak Funda Hanım'ın cenazesi için başvuruları yaptım. İzin olarak çıkmanızı sağlamaya çalışıyorum. Bana Serkan'a subayı çağır. Benim babam, biz metreküpünü 300 liraya alıyoruz. Sana şimdi ben 300 liraya nasıl vereyim? Sen istiyorsun Memduh kazanmasın. E kazanmasın. Senin canın sağ olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya ben senin simanı biliyorum. Sen o musun? Aynen oyum. Oğlum, Polat abine bir kayfa söyle. Antalya'ya da yollayın, siparişler gitsin. Ama dayı. Oğlum, yolla dediysem yollayın. Polat kardeşim, geç otur hele şöyle. Sen ağaç mağaç için gelmezsin. Buyur. Seni gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ama seni buraya kadar getiren nedir bilmek isteriz. İsmini çok duydum, tanışmak istedim. Bir mevzu yok yani benim babam. Mevzudan çok ne var Baba Memduh? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ver benimkiler de buraya. Eskiden gelecektin ki sana neler neler anlatırdım. Şimdi sakın üstüne alma. Ben konuşmuyorum. Hiçbir mevzuda konuşmuyorum. Niye? Cevabın en güzeli susmak. Sen konuşmazsan senin yerine örgüt konuşur. Ajanlar konuşur. Konuşam da benim babam, nasıl konuşam? Örgüte karşı bir şey söylüyorsun. Örgüt ajan diyor. Devlete haşa. Sen yanlış yaptın desen, devletin içindeki bazıları ajan diyor. Peki millet ne diyor, dinleyen var mı? Yok. Ya bu millet susup ölsün mü? Vallahi yeter ki konuşmasınlar, ölmelerine herkes razı. Ben değilim. Ama ben bu örgütün bölge insanının tek temsilcisi olarak sunulmasına da razı değilim. Kim razı ki? Benim insanım Allah'a kitaba inanmayanın ağzından konuşur mu? Sen biliyorsun bölgedeki herkesin nasıl dindar olduğunu. Ama o bile bitiyor. 26 senede bu kan aka aka insanların dindarlığı da kalmadı. Lale Zara diye bir kadın çıkmış. Zaten vardı. Biraz parlattılar, cilalattılar, vitrinin önüne koydular. Seninle görüştü mü?
Daha görüşmedi ama görüşür. Ona da mı susacaksın? Susacağım ya. Ne konuşacağım? Kadın sağır. Kendi çaldığı türküden başkasını dinlemiyor ki. Sıtkı Kızıltaş'ı öldürttü bu ekip. Sıtkı. Ah, 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 ah. Seninle teması olduğunu biliyorum. İstedim ki gelip dikkatli ol diyeyim. İstersen sana birilerini yollayayım. Gözleri kulakları sende olsun. Sana yanlış bir iş yapmasınlar. Sağ olasın benim babam. Allah razı olsun. Yazık değil mi yollayacağın civanlara? Onlara bir şey olacağına bana olsun. Ama bana da yakınımdakilere de bir şey yapmazlar. Çekinirler. Özcan arkadaş, önderlik senin metropol sorumlusu olmanı uygun gördü. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Önderliği de sizi de mahcup etmeyeceğim. Metropollerin en büyük özelliği nedir Özcan? Emperyalist seçenekler o kadar çoktur ki objektif ya da subjektif bir ajan olması bir devrimci için an meselesidir. Devrimci dağda sadece devrimi ve önderliği düşünür. Burada düşünecek çok seçenek var. Senden sadece ve sadece devrimi düşünmeni ve gereğini yapmanı istiyorum. Hı hı. Emriniz nedir? Sıtkı arkadaşı duydunuz mu? Duyduk. Devrimci arkadaşımıza layık bir cenaze töreni istiyorum. İntikamı için törenden sonra mı harekete geçeceğiz? Bir süre intikam yok. Verebildiğimiz kadar kurban vereceğiz. Kurban verdikçe barış mesajı vereceğiz. Sözümüz barış, eylemimiz hep savaş olacak. Metropoldeki Kürt zengin feodallerle görüşeceğiz. Önderliğin çizgisine gelmeyenleri öldüreceğiz. Kendileri halkımıza hizmet etmiyorsa da cesetleri edecek. Bize kalabalık cenaze törenleri lazım. Başınız sağ olsun komutanım. Çıkaracaksın. Akşama isyan çıkar. Gerekirse cezaevini yak. Yık beni buradan çıkar. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Davut Bey, haberiniz olsun istedim. Memati İskender'in evine giderken beni de çağırdı. Sen de mi oradaydın yoksa? İskender'in evi olduğunu bilmiyordum. Gidince öğrendim. İskender'i öldürseydiniz ya, kızından ne istediniz? Davut Bey, büyük bir kaza oldu. Memati ile içeri girdiğimizde kız ölmüştü. Bulut, sence İskender'in bunlar umurunda mı? İskender de benim umurumda değil. Ben sadece sizin bilmenizi istedim. Artık ya Memati ölecek ya da İskender. Bu yolun dönüşü yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeğenimize bir kahve yap. Nasıl içersiniz? Şekersiz olsun. Hı hı.
Hoş geldin Lale Hanım. Hoş bulduk. Diyasporadaki Kürt ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Sizi de ziyaret edip fikirlerinizi almak istedim. Kızım ben Kürt nedir bilirim de öbür dediğini ne bilirim? Diyaspora Kürdistan dışında yaşayan, vatanından uzakta olan demek. Lale Hanım sen yanlış geldin. Sen dışarıdaki kardeşlere git. Ben vatanımda yaşıyorum. Burada yaşamaktan da, Van'da yaşamaktan da çok mutluyum şükürler olsun. Sizin gibilerin bu fikirleri yüzünden halkımız acı çekmekte. 30 senedir siz acı çektirmiyorsunuz. Ben mi çektiriyorum? Bak Lale Hanım, bu devlet, Türk devleti yanlış yapmış olabilir. Bu yanlışı hem Türk kardeşlerimize hem Kürt kardeşlerimize de yapmış olabilir. Ama ne Türk kardeşlerden Kürt kardeşlerine ne de Kürt kardeşlerden Türk kardeşlerine bir yanlış gelmemiştir. Siz bunu karıştırıyorsunuz. Ne kardeşi? Siz kardeş diyorsunuz. Bizim bizden başka kardeşimiz yok. Metropollerde kardeşlerimiz kimliğinden dolayı aşağılanıyor. İkinci sınıf insan muamelesi görüyor. İşe alınmıyor, kız verilmiyor, ev verilmiyor. Ben hayatımda ikinci sınıf olmadım. Hiçbir kardeşimin de ikinci sınıf olduğunu görmedim. Devletin içindeki kötü yöneticilerle sizin hiçbir farkınız yok. Senin torunun niye devrimci o zaman? Hiçbir haksızlık yoksa neye isyan edip dağa çıktı? Ben haksızlık yok demiyorum. Yanlış yok demiyorum. Ama torunun doğru yaptı da demiyorum. Yanlışı yanlışla kim çözmüş ki siz çözeceksiniz? Benim babam, misafirimiz kalkıyor. Kahveyi başka yerde içer. Bulut'u ara. Buraya mı gelsin? Zaza'ya gitsin. Onunla görüşmek istediğimi söylesin. Usta o şerefsiz Ali Memati'nin yatağına tiner koydu. Memati, bu iş bir son bulmazsa can yanacak. Sen dediğimi yap. Sen nasıl diyorsan usta. Sen iyi misin? Buradan çıkacağım. Şimdi gitmen lazım. Nasıl çıkacaksın? Çıkaracaklar beni buradan. Ola ki bir aksilik olur. Git Feler'le görüş. Buradan çıkmam lazım. Anladın mı İncim? Anladım. Ağlama. İnsanlar seni ağlarken görmesin. Thank you.
Zaza, Polat Alemdar seninle görüşmek istiyor. Polat nereden çıktı Bulut? Memati görüşüydü benimle ne güzel. Usul erken bilen adamsın. Hasımlık başka, görüşmek başka. İçim abi üşüme girdi. Cevher, hele benim paltomu getir, paltomu. Niye görüşecekmiş ki benimle? Bir şey söylemedi. Bak, İskender Bey'le alakalı bir şeyse beni hiç karıştırma. Zaza, kimse senin benim fikrimi sormuyor. Tansiyonu düşürmek lazımsa, ikimizin de menfaati neyse düşüreceğiz. Nereye gidiyorsun dayı? Ya işime girdi içime Cevher. Bulut'un ardı yağmur dayı. Ondandır. Elem değilsin Cevher'im. Şimdi sen değilsin ki Polat'ın tansiyonu 18. Öyle mi? 18'den yukarı. İskender Bey'in tansiyonu 55. O nasıl olacak? Zaza, senden benden eski sirke mi var? Düşüreceğiz işte tansiyonu. Buyursun gelsin bir kahvemizde o içsin. Eğer gelen Memati ise dayı, kusura bakma ben onu kafasına sıkarım. Limon mu sıkışın? Ne sıkışın Cevher? Uy! Bulut görüşmeye ayarlamış usta. Ama Zaza ille mekanıma gelsin demiş. Arabayı çıkarsınlar. Usta ben de geleyim. Sen de, Kazım da buradan çıkmayacak Memati. Usta, o kim ki sen onun ayağına gidiyorsun? Senin için şeytanın ayağına bile giderim. Bu adamları koğuşlarından alıp hücreye atın. Neden? İskender büyüğü çıkarmak için isyan çıkaracaklar. Ne isyan çıkacak ne İskender büyük. Bunları koğuşlarından alırsak asıl isyan o zaman çıkar. Akıllı adamlardır onlar. Hiçbir şey olmaz müdür bey. Siz dediğimi yapın. Siz baş başa görüşün. Cevher bana bakar. Paltoyla niye oturuyorsun bu sıcakta? Sıcak mı? Size belki yaz bahar. Ama bu sene bana kış hiç bitmek bilmiyor. Gelecek. Bahar da gelecek, yaz da gelecek. Belki size kış geldiğinde bahar gelir bize. Zaza, İskender'le beni görüştüreceksin. Cezaevi müdürü de orada, savcısı da orada. Görüşmek istiyorsan git görüş. Devlet emrinde. Sağ yok mu diyecekler. İskender içeriden çıkacak. Benimle konuşmadan o da sen de bir şey yapmayacaksın. Artık bu işi bitireceğim. Hayır mı? Mamati ile Kazım'ın kafasına mı sıktın?
Bak Zaza, İskender Memati'ye uyuşturucu verdi. Abdüley'in hali ortada. Tuncay'a yaptıklarını insan insana yapmaz. Eren'i öldürdü. Nevzat'ı öldürdü. Pürmüz'ü öldürdü. Hikmet'in karısını öldürdü. Zavallı kızı diri diri yaktı. Kızı öldü diye benimle konuşmayı reddedip intikam almaya çalışırsa, ona da, ona selam verene de, bahar da yok, yaz da yok, yatacak bir karış toprak da yok. Ne yapacaksan yap. Seni tutan yok. Bak Saza, buraya özür dilemeye, pardon demeye gelmedim. Ben adama bir söz verdim. Senin kızın benim güvenliğim altında olacak dedim. Hem bu sözden habersiz, hem benden habersiz bir kaza oldu. Bu kazayı şahsi bir husumete dönüştürmek isterse kendi bilir, dönüştürsün. Ama önce benimle konuşsun. İstihbaratın başındaki adam geldi. Ünsal mı? Yok, Alper müdür. Adamları hücreye aldılar. İsyan çıkarma ihtimalimiz bu gece için yok efendim. Serkan, sana beni buradan çıkar dedim. İsyanla çıkaramıyor musun? Konuş yüzbaşıyla, beni buradan kaçır. Ne dedi Feller? İskender dışarı çıkmak için olmaz işlerin peşindeymiş. Baba, Feller bu işi yapacak mı yapmayacak mı? Net konuşsun. Senin hatırına bir şeyler yapacağını söyledi. Kaçıracak mı, resmi mi çıkaracak? Kaçmak maçmak İskender'e göre şeyler. Feller'e göre değil. Ziyaretçim var. Ziyaretçi miyaretçi istemem. Serkan Ağaç Subay'ı çağır bana. Serkan Ağaç Subay başka yere atandı. Yüzbaşı da izne ayrıldı. Bir şey oluyor ama anlamadık. Ziyaretçim kim? Çıkarmayacaklar. Bu cezaevini hiç sevmeyeyim. Cenazeyi nasıl yapak? Cevher değil ki, bekletmek olmaz. Bekleyeceksiniz. Ben çıkıp kızımı ellerimle gömeceğim. O zaman avukat cenaze için izin alsın, seni oradan kaçırak. Artık
Artık kaçak yaşamayacağım. Polat Alemdar seninle görüşmek istedi. Ha? Bana geldi. Küçük İskender hanım için üzgün olduğunu söyledi. Ne gerekiyorsa yapmak için hazır olduğunu söyledi. Onun da kızı doğacakmış. İskender en iyi ben anlarım dedi. Ha? Geç lan! Ne oluyor? Çık! Çık! Memduh Güldağ, halkına ihanetin cezasını biliyor musun? Defolun gidin buradan! Gideceğim. Ama boş gitmeyeceğim. Yeğenim! Yeğenim! Sık! Sık ulan şerefsiz! Daha değil. Yeğenim. Mahkeme görevsizlik verdi. Dosyanız askeri mahkemeye gönderilecek. Tahliye ediliyorsunuz. Güzel. Cenneti yevm fi şugulin fakihun hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun lehum fiha fakihatun ve lehum ma yedda'un selamun kavlen min rabbir rahim ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun elem a'hed ileyküm ya beni adem ella تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
Usta, İskender görüşmeyecek. Görüşecek. Ben koysaydım. Sağ ol abi. Sen gidince mi? Sen gelmiyor musun? Geleceğim. Ama şimdi değil. O zaman ben de seninle kalayım. Bu hayatta tek değer verdiğim insan sensin. Sana zarar gelmesini asla istemem. O yüzden lütfen, lütfen dediğimi yap. Ne olursun öfkeyle hareket etme. Senin yapman gereken şeyleri feller yapar. Biliyorsun, seninle anlaşması hala geçerli. Cevher, İnce Hanım'ı götür. Polat'la görüşeceğim. Bizim mekana mı çağıran? Buraya gelsin. Usta, Bulut diyor ki İskender mezarlıkta bekliyormuş. Çıktığımı söyle. Çıkıyoruz ortak. Tek gidiyorum. Usta, bunlara güvenilmez. Çok çok onlar da sözünü yer. Bir şey olmaz be Mati. İkiniz de buradan çıkmayacaksınız. Başın sağ olsun.
Sen gittikten sonra Memati'yi aradım. Ama iş işten geçmişti. Gözün aydın. Kızın olacakmış. Sana da, annesine de, kızına da uzun ömürler dilerim. Bak İskender, seninle ilk defa hasım olmuyoruz. Etrafımda kurşun sıkmadığın, ölümüne, felaketine sebep olmadığın insan kalmadı. Çıktın bana geldin. Samimi bir şekilde kızını bana emanet ettin. Ben de emanetine sahip çıkacağıma söz verdim. Ama emanetin bana ulaşmadan acı haberi ulaştı. Sen çok iyi biliyorsun ki ben masum insanlara zarar vermem. Benim yanımdakiler de bilerek, isteyerek masum insanlara zarar vermez. Dediğin gibi, samimi bir şekilde sana geldim. Ben sana bir söz verdim, sen bana bir söz verdin. Benim sözüm hala geçerli. Bana kızımın katilini, Kazım'ı ver. Sözüm yine benim sözüm olsun. Senin kızın benim kızım olsun. Benim kimseyi vermeyeceğimi bilirsin İskender. Ama söz ver sözüne sadık kalacağına. Adalete teslim edeyim, gitsin cezasını çeksin. Polat, senden kızıma karşılık basit bir tetikçiyi istiyorum. Senin başına değil, Memati'nin başına değil, hatta doğacak kızının başına değil, basit bir tetikçinin başına istiyorum. Benim yanımda hiçbir zaman tetikçi olmadı, olmayacak. İntikam mı almak istiyorsun? Benden al. Abi, sence ne sonuç çıkacak? Sana ne Kazım? Abi, biz yanlış bir şey yapmadık ki. Usta söz vermemiş olsa yapmadık tabii ama söz vermiş bir kere. Abi, bu işlerde söz olur mu? Oğlum, bu memlekette bazı zaman laf mermiden daha tesirlidir, söz altından daha ağırdır. Ara Cahide, Abdüley ile doktoru size götürsün. Gülendam'a da haber ver, birkaç zaman misafir olacağız. Anlamadım usta. Ben nereye gidersem siz de oraya gideceksiniz. Ben ne nefes alırsam siz de onu soluyacaksınız. Gözümün ucundan bir tek dakika ayrılmayacaksınız. Usta, İskender'i mi cezalandırıyorsun, beni mi? Olmadı, evde de etek giyip oturalım bari. Kadın öldürenin hak ettiği olur ya. Neyse. Ben pantolon giyiyorum, siz de pantolon giyeceksiniz. Hmm.
Az kaldı Ali Memati Beyciğim. İnşallah yaza düğünümüz var. Kışa da sana bir oyun arkadaşı hediye ederiz. Alo? Tamam abi, buyursun gelsinler. Kaç kişi gelirse gelsin fark etmez. Başımızın üstüne yerleri var. Kimse yok abi. Ali Memati şarkı söylüyor. Ay ay ay. Tamam abi. Ay Hüsnü Bey, buraya geliyorlar. Hadi siz çıkın. Memati Bey'in bu saatte ne işi var? Sırf Memati abi değil. Polat abi, Kazım, Abdüley abi. Hepsi birden geliyor. Bir süre burada kalacaklarmış sanırım. Başlarım böyle işe. Koca İstanbul'da kalacak başka yer mi bulamadılar? Seni bana vermemek için başka ne yapacak bu adamlar bilmiyorum ki. Oy Hüsnü Bey. Yani bir şeyler olmasa niye gelsinler? Demek ki önemli bir şey var. Gülendam Hanım, bu son. Bu da bitsin. Artık sizi kimselere hizmet ettirmeyeceğim. İlla hizmet edecekseniz kuracağımız kutsal yuvaya ve onun meyvelerine hizmet edeceksiniz. Hadi gidelim. Avrupa bir haftadır yaşadığı hava krizinden çıkıyor. Bugün itibariyle uçuşların büyük kısmı gerçekleşti. Yarın zaten uçuşlar normale dönüyor. 6 gündür süren kaosta yaklaşık 100 bin sefer iptal edildi. Günlerdir Avrupa genelinde kapatılan havaalanlarında mahsur kalan yolcuların seyri gülüyor. Orada büyük bir kaos var. Hayal edemezsiniz. Her yerde mahsur kalan, evlerine dönmeye çalışan çaresiz insanlar. Ben bakarım. Çok telaşlı, stresli bir zamanda yaşayan çaresiz insanlar. Bugün uçak seferlerinin %75'i gerçekleşti. Avrupa Hava Kontrol Ajansı yarın uçuşların normal seyrine dönmesini bekledik. Burası neresi? Senin evin. Ben burada mı yaşadım? Memati Bey'in evi burası. Memati kim? Can yoldaşınız. Benim lan, benim. Gel. Şunun güzelliğine bak. Anne çok güzel. Uzun zamandır kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. O bebek mağazalarında neler var öyle? İnsanın her şeyi alası geliyor. Patikler de çok güzel. Keşke patik almasaydın anne. Nazif anne örüyor. Kızım, dayanamadım ki. Keşke babam da görebilseydi. Ebru, niye canını acıtmak için fırsat arıyorsun? Yazık değil mi sana? Bak, Erhan'ı çağırıyorum. Aman Sedef. Bugün daha iyi. Buraya gelmek de çok faydalı oldu. Artık ne kadar hayatın içinde olursa o kadar iyi olacak. Hayatın içinde dediğim bu kadar olacak işte. Bir süre evden çıkamaz.
Hastaneden iyidir. Usta, Abdüley'i gelecekse akşamları biz çıkartırız. Bir iki kulübe götürürüz. Memati, Abdüley ömründe kulübe gitmiş mi? Bu yaşına kadar gitmemiş de bir ara gidecek elbet. Bu evden çıkılmayacak. İlla çıkmak mı lazım? Ben nereye, sen oraya. Tamam usta, sen götür bizi kulübe. Ben itibarımız için diyorum. İskender'den kaçtı falan demesinler de. Memati, beladan kaçıyorum. Sizin başımıza açacağınız belalardan herkesi kaçırıyorum. Hiçbir şey olmadı mı? Gerekirse belayı da kaçıracağım, anladın mı? Anladım da usta, olmuyor ki böyle. Buyurun. Bacı, çay koy bana. Abi, bu saatte uykun kaçar. Bir vır vır etme. Git süt ısıt o zaman. Olmadı, biberana koy, onunla içeyim. Usta, İskender hücreden çıktı, sen bizi soktun hücreye. Mezardan geniştir Memati. Usta, gidip İskender'in kafasına sıkalım, bu sıkı yönetimde kalksın. İskender'in başka kızı kalmadı kafasına sıkılacak. Bu sefer de gidip İnci'yi vurursunuz, Davut'la başımı derde sokarsınız. Usta, o zaman müsaade et de kafamıza sıkalım. Ben kafama ne zaman sıkarsam, siz de o zaman sıkarsınız. Bu ne? Ben ne bileyim, sen gerçekten istedin sandım. Gülendam. Ne yapıyorsun Kazım? Sabah sportumu yapıyorum abi. Ne yapacaksan evin içinde yap. Gir içeri. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Bacım, menemen yapsana. Ne zamandır yememiştim. Ay, evde de biber yok abi. Kazım'ı yollayayım, bir koşu alıp gelsin. Bibersiz olsun bacı. Anne, ölüyorum. Gidiyoruz kızım. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Yenge, ambulans gelene kadar biz daha çabuk gideriz. Araba hazır kapıda. Hadi kızım. Gel. Gel canım. Thank you.
Söyle gülüm. Tamam Erhan, geliyorum. Cahit Tuncay'ı ara. Ebru zehirlenmiş, hastaneye gidiyorlar. Ebru kim? İskender mi zehirlemiş? Cahit sen burada kal. Biz çıkalım Emad. Kazım. Gece bir şey yoktu. Sabah kalktığında da sadece süt içti. Tarihine baktınız mı? Daha dün aldık. Zehirledi şerefsizler yengemi. Yenge sen de güçlüsün, Elif yeğenimde. İkinize de bir şey olmaz evvelallah. Doktor bey midesinin yıkanmasına gerek olmadığını söyledi. Zehir değil, daha çok sütün yaptığı şişkinlik midesini alt üst etmiş. Nasıl durumu? Gayet iyi efendim. Serum verdi kendini toplaması için. Erhan, ben size demedim dışarıdan aldığınız şeyleri kontrol edeceksiniz diye. Abi ondan olmamış. Zaten biz kontrol ediyoruz. Biz biraz evham yaptık. İstifra edince. Aman bir şey olmasın da evham olsun. Efendim, emniyetten arkadaşlar burada. Odamda bekliyorlar. Önceki günkü olay için ifade almak istiyorlar. Memati Bey ve Kazım'dan. Alın arkadaşları, çıkalım. İfadeleri burada alabilirsiniz arkadaşlar. Efendim, emniyete kadar bizimle gelmeleri gerekiyor. Savcının talimatı var. Polis arkadaşları zorda bırakmayalım usta. Gidelim. Ben de sizinle geleceğim. Sen zahmet etme usta. Çıkalım. Biz savcılığa vereceğimiz fezlekede hadiseyi meşru müdafaa olarak ifade edeceğiz. Hadise zaten öyle. Siz baş başa görüşün. Ben dışarıdayım. Usta, savcı beyle görüştüm. Memati için bir sıkıntı yok ama Kazım için sıkıntı var. Eğer cezaevinde güvenliği sağlayabilirsek bir süre yatması daha iyi. İçeride bir sorun yok. Cezaevinde daha rahat koruruz. Usta, istiyorsan ben de gireyim. Güvenlik açısından usta, senin de elin kolun rahat eder. Kazım yatsın bir süre. Bu gece burada mı kalınacak? Evet usta. Sabah adliyeye birlikte gideriz. Usta, biz başımızın çaresine bakarız. Sen git. Burada da bir şey olacak değil ya. Kazım'ın eşyalarını söyleyin, hazırlasın çocuklar. Afiyet olsun. Tarkan burada mı kaldı? Yok, narkotikte kaldı. Rıdvan? Buradaydı. Bu Almanlar adamı yaktı kardeşim. Yaktı. Almanlarla ne alakası var? Usta, Avrupa Şampiyonası'nda Almanların en büyük rakibi kim?
Biz. Türkiye'de futbolu en iyi bilen kim? Rıdvan. Peki Almanlar bunu bize bırakır mı? Bırakmaz. Mesele budur. Abi hiç böyle düşünmemiştik. Küçük düşünmeyeceksin kardeşim, küçük düşünmeyeceksin. Amerika'nın, Almanya'nın, Rusya'nın Türkiye'de oyunu biter mi? Zaten zamanında Rıdvan'ı da Almanlar ameliyat etmişti. Sakat bıraktılar Türkiye'nin en iyi topçusunu be. Çıkabiliriz. Önce hastaneye muayeneye gideceğiz, sonra adliyeye. Gidelim. Bizim bir şeyimiz yok kardeşim. Yedik içtik Allah razı olsun. Ne muayenesi? Yürü Memati. Biz çay içerken muayeneye girip çıksınlar. Olur. Memati siz girin. Biz burada bekliyoruz. Kazım, uzun uzun muayene ol koçum. Bir daha bu hürriyet eline geçmez. Tamam abi. Memati Bey bu odaya. Kazım Bey buyurun. Soyunun lütfen. Doktor benim bir şeyim yok çok şükür. Yaz raporu çıkıp gidelim. Pantolon kalsın. Aşınızı yapalım, yollayalım sizi. Ne aşısı kardeşim? Rutin prosedür. Hepatitle ilgili aşı vuruyoruz. Ben aşı yaşımı çoktan geçtim doktor. Yaz raporu da çıkayım, hadi. Peki. Sıktın kızımı. Bununla mı? Yoksa öbürüyle mi sıktın? Memati mi verdi sana emri? Hayır. Kendi kafanla öldürmeye karar verdin kızımı yani. Thank you.
Nasıl içeri sızarlar? Bir değil hem de iki doktor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Alo. Senden Kazım'ı istedim. Vermedin. Kazım öldü. Şimdi Memati'yi istiyorum. Ver Memati'yi. Senin kızın benim kızım olsun.